Merhaba yarış severler. 1 Mart 2020 Pazar gündüz İzmir koşularıyla yine karşınızdayız. Mart ayı hepimize bol şanslar getirsin inşallah. Güzel bir başlangıç yaparız yeni aya. Altılımızın ilk ayına geçtiğimiz zaman 3. koşudan başlıyor bugün İzmir'de altılı. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden satış koşusuyla uzun mesafeli 1900 kumuyla başlıyor. Startta birlikte ekürülerden 5 numaralı Siniköşk ve 6 numaralı Kelibix'in liderlik mücadelesine başlayacakları koşuda bu ikili koşuyu epey süratlendirmeye çalışacaklar. Virajda tempoları düşmeye başlayacak, öndeki ikilinin hemen arkasında koşuyu takip edecek. 2 numaralı Acorn büyük ölçüde düzle lider çıkıp geriden gelecek rakiplerine direnip koşuyu kazanmaya çalışırken iç kulvardan da 1 numaralı Abana Bey'in, dış kulvardan 3 numaralı Antepli Kayra ve 4 numaralı Elbruz'un atakları görülecektir. Öndeki bu 4 ismin birincilik mücadelesine gerilerden yapacağı ataklarla 9 numaralı Real North'ta katılabilir. Son metrelerde kalabalık bir birincilik mücadelesi izleyeceğimiz koşuda Adem Şen'in aşina olduğu 1 numaralı Abana Bey'i son yarışında uyumlu görünen aprantisi Alperen Oluk ile düzlükte yakalanmamaya çalışacak 2 numaralı Acorn uzun mesafe deneyimi olan formda isim Gökhan Gökçeli 3 numaralı Antepli Kayra Son koşullarında yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan ve artık geliyorum sinyalleri veren Sinan Özenli 4 numaralı Elbrus. Son olarak da son koşusunda Cem Şen ile uyum içinde gördüğümüz sürpriz bir isim olan 9 numaralı Real Nord. Yazıp 6'lıya 5 atla başlayalım derim. 6'lığımızın ilk ayağı 1, 2, 3, 4 ve 9. İlk ayak 5 at. Altılımızın ikinci ayına geçtiğimiz zaman 4 yukarı Arapların Handikap 16 dişilere mahsus 1400 kumuyla devam ediyor. Aprantik koşusunda hafif kilosuyla ve yetenekli aprantisi Bekir Mert Mırık idaresinde sonlarda yapacağı güçlü ataklarla koşudaki en şanslı isim olmasını beklediğim 6 numaralı Ananiye. Kuponlara yazılacak ilk isim olsun bugün ikinci ayakta. Sakın ihmal etmeyelim 6 numaralı Ananiye'yi. Son koşusunu kazanırken üstündeki aprantisi Muhammed Mir Bilgin ile muhteşem anlaşan 5 numaralı Şerif abla. Yine virajda süratlenip düzlükleri liderliği alarak kimseye yakalanmadan bitirmek isteyecektir. Sürdürdüğü güzel formuyla kuponların ikinci atı olsun. Her daim başarılı yarışlara imza atan dört numaralı kuşi. Bazen önde kaçıyor, bazen de bekleme yarışı yapıyor. Ne zaman nasıl koşacağı belli olmuyor. Belli olan tek şey hep iyi koşup başarılı yarışlar yapıyor. Tecrübeli aprantisi Onur Şevket İrtiş İdaresi'nde kuponların olmazsa olmazı diyebiliriz bu isim için. Mutlaka yazılmalı üçüncü atım. Bursa'daki son ile dikkatleri üzerine çeken hafif kilolu 7 numaralı 55 sürat listeliyle liderliği alıp bir daha kimseye vermeden bitirmek isteyecektir. İzmir'de görmeye alışkın olmadığımız apantisiyle bugün Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde Bursa'dan İzmir'e gelip şansını deneyecek olan 7 numaralı 55 kuponları işaretleyeceğimiz dördüncü atımız olsun. Ve son olarak ağır kilolu isimlerden bu kilolarla koşmaya alışkın bir isim olan yazmadan içimin rahat etmeyeceği 2 numaralı pişkin kız. Formu gayet iyi görünüyor. Alperen Oluk ile 5. ve son isim olarak yazıp 6'lımızın ikinci ayağını 6 numaralı Ananiye, 5 numaralı Şerife abla, 4 numaralı Kuşi, 7 numaralı 55 ve 2 numaralı pişkin kızı yazıp aynı ilk ayakta olduğu gibi 5 atla tamamlayalım derim ikinci ayağımızı. 6'lımızın 3. ayağına geldiğimiz zaman güzel bir koç karşımıza çıkıyor. 4 yukarı İngilizlerin kısa vade 6. Dişilere mahsus uzun mesafeli 2100 kumu ile devam ediyor altılı. 6 altı atın start alacağı bu koşuda büyük ölçüde liderliği kimseye bırakmayacak 5 numaralı yakvı yatar Kafayı alıp önde kaçmaya başlayacaktır. Peşine 2 numaralı ipek kız takılıp takip edecektir. Viraj üzerinde öndeki 5 numaralı Yak yatardan kurtulup düzde lider çıkmasını beklediğim 2 numaralı İpek kız. Bu saatten sonra kendisini çok iyi tanıyan usta çok iyi Gökhan Kocakaya'nın çabalarıyla kendisini bir an önce foto yapmaya çalışacaktır. Viraj üzerinde yavaş yavaş önlere sokulmaya başlayacak bir numaralı Ram san. Çok iyi uyum sağladığı çok Kadir Tokaçoğlu idaresinde öndeki iki numaralı İpek Kız'ı yakalayıp geçmeye çalışacak ilk isim olacaktır. Ve bunu başarabilecek yeteri kadar gücü bulunmakta. Sonlarda en dış kulvardan bilinen müthiş sprintiyle kopup gelecek Halis Karataş'ın binmesiyle de şansını fazlasıyla artıran 4 numaralı Kaliente. Birincilik mücadelesinden içinde görebileceğimiz bir başka safkan olur. Bu saydığımız 3 isim diğer rakiplerinden bir tık önde görünseler de biz yine de sonlarda sıkı bir şekilde gelip sürpriz peşinde koşacak 3 numaralı Türk iş ransım. Bütünleştiği çok iyi Hüseyin Şimşek ile 4. isim olarak yazarsak geriye sadece önde kaçacak 5 numaralı Yakup Yatar kalıyor. Ki o da belki inatçı yapısıyla Mustafa Çiçek idaresinde yarış boyunca ile gidip yakalanmadan bitirebilirse günün sürprizine imza atan isim olabilir diyerek altılımızın 3. ayağının aynı ilk 2 ayağında olduğu gibi 5 isimle 2 numaralı İpek Kız, 1 numaralı Ranford Usan, 4 numaralı Kaliente, 3 numaralı Turkish Ransom ve 5 numaralı Yakvi Yatar'ı yazıp bankolarımızın olduğu ayaklara geçelim derim. Altılımızın dördüncü yana geldiğimiz zaman dört yukarı Arapların grup 2 1900 kumunda koşulacak şirin yer koşusuyla devam ediyor. Bugünün en önemli koşusunda hayatı boyunca 24 kez start aldığı yarış yaşamını 21'inde üstünde gördüğümüz son zamanların en formda jokeylerinden Özcan Yıldırım ile buluşan ve bu buluştuğu 21 yarışın 12'sini kazanma başarısı gösteren kalite tempo atı 5 numaralı Memduha. Bugün yine bilinen stiliyle statla birlikte öne düşüp koşunun liderliğini alıp bir daha koşuyu bitip aynanın önünden geçene kadar kimseye vermeyecektir. 5 numaralı Memduha inanılmaz derecedeki süper formuyla koşudaki ilk ve son lider olarak hanesine bir başka başarı ekleyecektir ve koşuyu her zamanki gibi sürdürdüğü muhteşem formuyla fazla zorlanmadan Özcan Yıldırım idaresinde kazanacaktır diyorum. Günün ilk bankosu dördüncü ayakta 5 numaralı Memdua diyorum. Gönül rahatlığı ile tek atabilirsiniz kuponlara. Altılımızın 5. ayağına geçtiğimiz zaman Altılımızın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 15 dişilere mahsus 1400 kum koşusu karşısında çıkıyor. Koşu başlar başlamaz öne düşüp kafayı almak isteyecek ekürülerden 5 numaralı Burning Rose. Kendisi gibi önde gitmeyi seven 3 numaralı Winner'dan sıra rağmen liderliği alıp kafada kaçmaya başlayacaktır. Düzlükte de en önde göreceğimiz 5 numaralı Burning Rose'un en büyük rakibi bence ekürüsü 1 numaralı She My Baby olacaktır. Sonlarda bu ikili rakiplerinden ayrılıp kendi aralarında verecek mücadelesine girişip resmi gecet yapabilirler. İsteyenler bu formda ekürleri tek atabilirler. Benim kuponumda bu ekürler tek olacak. Ama sürpriz arayanlar veya büyük kupon yapacak içinler için kalitesine inandığım 3 numaralı Winner Dancer'ın verdiği 3,5 aylık aranın ardından nefes yönden etkilenmezse Trojan Horse, Deli Mavi ve Kambodya gibi kaliteli anne kardeşlere sahip 3 numaralı Winner Dance'ı galoplarında da sergilediği güzel çalışmayla hemen hemen 1 ay sonra pistlere dönecek aprantisi Arif Okan Pazar idaresinde ki parantez içinde goloplarını da Arif Okan Pazar kendisi yaptırdı bu safkanın. Ekürülerin ciddi rakibi olabilir. Yine de ben 5. ayakta 5 numaralı Burning Rose ve ekürüsü 1 numaralı She is my baby günün ikinci bankosu diyerek altılımızın son ayağına geçelim derim. Altılımızın son ayağına geldiğimiz zaman 4 yukarı İngilizlerin Handikap 14. 1900 kumuyla son buluyor İzmir'de bugün altılı. Uzun mesafeli Handikap 14 yarışta her ne kadar hafif kilolu isimleri yazmak istesem de ağır kilolarıyla koşacak isimlerden devamlı başarılı yarışlar yapan Aprantisi Burak Akça ile uyum sağlarsa ihmale gelmeyecek bir isim olan 3 numaralı Çınar Bey. Ve hep tabela diplerinde dolaşıp bir türlü kazanma başarısı gösteremeyen bugün şansını Bekir Mert Mırık ile deneyecek 2 numaralı Battle Nevzat Avcı'nın yakından tanıdığı Kurtellerin kaliteli safkanı 4 numaralı Dream Sorcerer. Bu ismi yazmadan zaten olmaz. Çok iyi durumda dikkat çekiyor. Gökhan Gökçe ile sürpriz şansı hiç daha olmayacak. 5 numaralı Grey Wolf. Uzun zaman sonra bugün birinci asetine son verip sürprize imza atabilir. Kadir Tokaçoğlu ile bugün piste çıkacak 6 numaralı Steel son koşularında yükten öteye gidemese de stiline uygun sert jokey ile sürpriz yapabilecek bir başka safkandır. 6 numaralı Steel Claw. Ve son olarak hafif kilosuyla kendisine şans yaratabilecek 12 numaralı King Winner. Hayatında hiç koşu kazanmamış aprantisi Oktay Kızıltaş ile parantez içinde her şeyin bir ilki mutlaka vardır diyerek ilk birinciliğini 12 numaralı King Winner ile kazanıp gününde bombasını gerçekleştirebilir. Diyerek altılımızın son ayağını 3 numaralı Çınar Bey, 2 numaralı Bad Team, 4 numaralı Dilim Soldier, 5 numaralı Grey Wolf, 6 numaralı Stalklov ve son olarak da bomba 12 numaralı King Winner yazıp altılıya altı atla noktayı koyalım derim. Bugün İzmir'de altılı şablonumuza baktığımız zaman ilk ayağımız 5 at, ikinci ayağımız 5 at, üçüncü ayağımız 5 at, dördüncü ayağımız tek, Beşinci ayağımız tek. Son ayağımıza da 6 at yazdığımız zaman her zamanki gibi yine İzmir'de kuponumuz 50 TL. Bugün size İzmir'den 50 TL kupon verdim. Herkese bol şanslar. Çok kazançlı bir gün geçirmeniz ile çok kazançlı bir ay geçirmeniz ile. Hoşçakalın.